Dünya üzerinde herhangi bir bölgede çok fazla hayatta kaldım. Bazen işleri zorladım. Bazen de farklı challenge'lar denedim. One Block, Sky Block gibi. Ama bugün sadece okyanustan oluşan bir dünyada 100 gün hayatta kalmaya çalışacağım. Bu serinin devamı için videoyu beğenmeyi mutlaka unutmayın. Yorumlarda da fikirlerinizi bekliyorum. Kayıt süresi ve editle birlikte toplamda 50 saat bu videoya zaman ayırdım. Umarım hoşunuza gider. Hadi be, doğrudan adacık mı? Bunu istemiyorum. İşte bu sefer tamam. Şimdi buradayız ve çok şanslıyız. Bize ahşap gerekiyordu ve bunları denizdeki batık gemilerden bulacağımı biliyordum. Hızlıca oraya gidiyorum ve ahşaplarımı alıp temel başlangıç yapıyoruz. Buradayım. Durumu daha tehlikeli yapacaktım aslında. Şöyle, replay modunda uyumlu olduğu bir sürümde köpek balığı modları veya denizi daha böyle tehlikeli yapacak modlar falan ilave edecektim ve hayatta kalmam daha zor olacaktı. Ama bir türlü istediğim modları bulamadım ve ben de vanilla yapmaya karar verdim. Sandıkta çok önemli şeyler yok ama bu haritayı bez yapacağım yerde açsam çok daha doğru olur. Çok fazla ahşap materyalim olmayacak. Fidanım yok. Tek ağaç kaynağım şu anda bu. Dikkatli olmamda fayda var. Zombi sesleri gelmeye başladı bile. Alta girmeye çalışacaktım ve buradan giriş varmış. Oo, çok iyi başladık. Bu inanılmaz güzel oldu. Şanslıyız. Rastgele seed, okyanus ve 8 demir, hatta 10'u 10 yaptım. Çok çok iyiyiz şu anda. Hemen bir balta ve bir kazma yapabilirim. Benim için önemli iki şey bu. Geriye tehlikeli şeylerden bir tanesi yemek kalıyor. Yemek bulmalıyım. Ama öncesinde ağaç ihtiyacımı biraz ortadan kaldırmam lazım. İşte böyle daha iyi. Yemek sorununda çok sıkıntı etmiyorum. Avcılık veya kelpleri pişirebilirim. Bir gelişim yapabiliriz. Alet edevatlarım ve 20 molinayla çok iyi bir başlangıç yaptık. Süreç iyi başladı. Devamı da umarım iyi olur. Sıradaki işlem bir fırın üretmeliyim. Kömür ve daha fazla demire ihtiyacım var. Yani madenlere ineceğim. Olası sıkıntılı durumlar için kapı üretiyorum. Böyle boğulduğum zaman içine girebilirim. Hardcore olduğu için her şeyi temkinli yapmamda fayda var. Şimdi böyle yer altına girdim. Su da yok. Ama biraz karanlık olacak. Ve kısa sürdü. O işi de bitirdim. İşte artık her şeyi görebiliyoruz. Hemen yemek pişiriyorum ve ilk balıklarımızı tadıyoruz. Ayrıca ihtiyacım olan önemli şeylerden bir tanesini unuttum. Kalkan benim için önemli. Yemeklerim pişerken elmas seviyesine indim. Bir de bunları rastlamasam çok daha iyi olurdu ama olsun. Şimdi dönüp yemekleri almam lazım. Açık bir maden bulmak iyi olabilirdi ama maalesef bulamadım. Yemeklerimin de yarısı pişmiş. Güzel. Bense taş kazmaya ihtiyaç duymadan umarım tekrar demir bulabilirim. Bunları şimdilik alacağım. Acil durumda pişiririm. Ve çok uzak da değildi ama spawn oldu. Dikkat etmemiz lazım. Bu bir uyarı aslında. Arkamı kapatacağım bu yüzden. Ansızın ölebilirim. Tek mi çift mi sorusuna tek cevabını vermek istiyorum. Aslında bir tuzak kapısı almıştım. Onu bırakmasam iyi olurdu. Yani yapacağım şey bir tuzak kapısı. Kovam olsa suyla da girebilirdim ama olsun. Anlık bu da işe yarar. O zaman elması oynuyoruz. Böyle bir niyetim yoktu ama öyle olsun. Elması oynayalım. Ve kazmam kırılmak üzereyken demir buldum. Bu da güzel bir şans. Hatta hepsini aldım ve kazmam kırıldı. Güzel. Ucuz atlattık aslında bunu. Tekrardan kazmamı yaptım. Hoho! Lapisle elmas taktiği yaptım ve ilk elmaslarımı buldum. Güzel. Lav göleti ve yakınında su buldum. Olası durumlarda bunları kullanacağım. Nether'a gitmemem için pek bir sebep yok aslında. Hatta Nether'a gidersem gelişimim hızlanabilir. Biraz oksijen toplamamın hiçbir sorunu olmaz. 15 tane topladım. Artık yüzeye çıkıp bir şeyler deneyebilirim. Senin sonun pek iyi olmayacak ama... Yerini buldun oğlum. Bay bay. Oha! Nasıl yaptın onu? Akıllı çıktı bu. Oo, güzel. 3 tane. Fena değil. İkinci gündeyim ve bir kara mı? Ben sadece okyanus bekliyordum ama bu ada survival falan olacak galiba. Bence mantıklı aslında adacıkların olması okyanusta. Evet, kullanabilirim ya. Kendimi sadece suyla kısıtlamamam gerek. Yoksa bir yerde tıkanırım ben. Burada fazlasıyla yunus var. Önce gemiyi kontrol etmek istiyorum. Kalıntı... Hazine haritasıyla biraz daha elmas bulabiliriz. Israrım bu yüzden. Ama dünyanın biçimine göre bulunamıyor bir türlü. Sağlık olsun, yine çok önemli bir gelişim yaptık.
Patates havuç da önemli bir besin kaynağı. İşimize yarar. O zaman bu adayı alıyorum. Benim oldu. Ama sıkıntı şu ki benim geceleri atlatabileceğim malzemem yani yatağım yok. Buralarda çok ıssız, tam bir ada bölgesi. Hissettin bunu, şeker kamışım var, güzel güzel. Ada tehlikeli olacağından dolayı bir yere sığınmalıyım. Burada daha önceden creeper patlamış gibi görünüyor. Bence şuralardan girebilirim. Evet, burası iyi. Geçtiğimiz günlerde arkadaşımla AVM'ye gittik ve orada Minecraft'ta yeni başlayanlar için öğretici bir kitap vardı ve yeni baskılarındandı galiba. Çok da emin değilim. Orada sayfalarca birçok bilgi gördüm. Ben yıllarca Minecraft oynadım ve bu bilgileri kendim edindim. Ama bunların bir eğitim kitabında görmek çok garip hissettiriyor. Ellerinden geldikçe birçok detay eklemişler. Hayvanlarla ilgili, savunmalarla ilgili. Bu beni çok şaşırtmıştı. Kitabı almayı düşündüm. 70 lira gibi bir fiyatı vardı ama alıp da hiç kullanmamak büyük bir israftı. Arkadaşıma bir fikir önermiştim. Bunu sizinle paylaşmayacağım. Biraz absürt bir fikir. O da bununla alay edip hevesimi kırmıştı. Böyle bir anı anlatmak istedim. Seslerden de anlaşıldığı gibi birazdan bana canlılar saldıracak. Çok fazla dağılmadan ufak bir tarım bölgesi kurmak istiyorum ama bu adada gerçekten tehlikeliymiş. Bir yer gözüme kestirdim. Şu iskeletin olduğu yer. Buraya tarla yapabilirim. Oo, buğday tohumu önemli bir şey. Ufaktan böyle burada gelişiriz ama benim için base konusunda önemli olan şey bu değil. Daha farklı şeyler düşünüyorum. Burayı sadece geliştirici bir süreç olarak düşünün. Örümcek bulursam es geçmemeliyim. Önemliler benim için. Yalnız bu kadar canlının olması bayağı bir sıkıntı yaratacak. Buradan uzaklaşıp mağarama sığınsam bence çok daha iyi. Canlı sayısı çok fazla. Sinirimi bozuyor. Ama 4 tane ip toplayabildim. Geceleri böyle uğraşırsam günleri atlayabiliriz. Tehlikeler de geçer. Tarım bakımından bu adada tamamen zaman geçirmekten vazgeçtim. Sadece geceyi burada geçirdim gibi düşünün. Oynamak istediğim şey tamamen adacık da olmadan sular içerisinde gelişmek. Hem buraların çok tehlikeli olduğunu görmüş oldum. Demek istediğimi anladınız değil mi? Malzemeleri toplayabilirim ama buraya yerleşemem. Mesela en önemli gelişimlerden bir tanesi burada fiden elde ettik. Odun sorunumuzu bir nevi artık ortadan kaldırabilir bu. Ayrıca tüccar gelmiş ve oyunun daha 3. günündeyim. Neden geldin? Pek de önemli bir şey getirmedin. Malzeme bence malzemedir. Aslında lamaları öldürerek bir nevi hata ettim. Onları sandıklı tekneye çevirebilirdim. Ama olsun, çok da önemli değil. Ufaktan bir yerlere kurulum yapmalıyım. Envanterim çok doluyor. Depo işi önemli. Besinlerimi de buradan alıyorum. Yola çıkıyorum. Bence kurulum için burası iyi. Yapı konusunda da biraz okyanus zemininin yükseğinde bir yerler arıyordum. 700'e 500. Olur olur. Daha farklı yerler arıyorum belki bulabilirim diye. Şurayı gözüme kestirdim, orada yapı var ufaktan. Buradaki sandığı alayım, oraya kayacağım. Tamir mi? İşe yarar. Yüzeyde tam olarak batmamış bir gemi var burada. Bir anda keşfe çıkmış gibi oldum. Hatta orası adacık. Aynen, o yüzden batmamış. Şu benim garibime çok gidiyor ya. Minecraft'ta böyle gemiler var ama bunlar hareket etmiyor. Evet, eski çağa ait bir metot ya da kültürel bir yapı. Ama bir hikaye oluşturmaya çalışıyor bunlar. Madem oyunun kendisinde bunları hareket ettirmek yok, neden böyle yapılar var ki? Bazen bunu çok fazla sorguluyorum. Ve canımı sıkıyor. Taktik yapıyorum böyle bu açıdan baktığınızda su altı ufaktan belli oluyor. Jeot buralarda ama tam fark edemiyorum yani. Neyse, yapılar falan var burada. Hiç yukarıdan fark edememiştim onları. Hayda. Kaç kaç kaç. Böyle bir şey beklemiyordum. Döndüm, güzel şeyler elde ettim. İyiydi. Ben yerimi buldum. Burada takılacağım. Zemini birazcık daha yüksek. Ve dağlık bölge gibi. Şuralar yumuşak bir bayırdan oluşuyor. Hemen buraya geldiğimizde de uçurum varmış gibi bir bölge. Burayı kullanabilirim. Eğer bulduğumuz gemi kalıntılarından denizin kalbi falan bulsaydık buraya çok güzel bir su mağarası yapacaktım. Kendim de böyle okyanustayız ya, o vari temaya sahip mağara, sığınak falan yapacaktım. Yüzerek falan girecektik, içeri depolamamızı falan hep ondan yapacaktık. Biliyorsunuz denizin kalbi suda rahat hareket ettirmeyi sağlıyor. Nefes olayını bitiriyor. Şimdilik böyle bir tünel açtım. İçeriye bu şekilde giriyoruz. Ve buraya mağara oyacağım. Ve ufaktan depolama yerleri falan yapmaya başlayacağım. Bölgeyi şu kolonlarla 3'e ayırdım.
Tarım bölgesi yapacağım, depolama bölgesi yapacağım, işte Nether'a gidebileceğim, fırın sistemlerini, ufak ufak sistemleri kurabileceğim bölge yapacağım. Burası basit bir sığınak olacak. Girişimiz de güzel oldu, tatlı, doğal görünüyor. Kişisel birkaç oda daha yapabilirim aslında. Şu anda 5 gün olmuş. Sandığımdan daha hızlı ilerliyoruz. Gece gündüz döngüsünü yatakla falan müdahale edemiyoruz ya, bu biraz etkiliyormuş gerçekten. Yapı işlerine geç başlamak daha mantıklı oluyor. İşte alet edevatını falan geliştiriyorsun. Ama ben biraz takılmak istiyorum böyle. Başta bunları ayarlamak sonrası için çok daha iyi oluyor. Gelişime iyi odaklanıyorsun. Ama tam tersi olunca da biraz daha yavaş yapıyorsun yapıları. Arasını bulmak önemli. Bitkilerimi çoğaltabileceğim tarım alanı da oluşturdum. Burası benim için şu anda yeterli olacaktır. 3'e 3'lük bir portal da hazırladım. Nether'a da gidebilirim. Şu anda eksik olarak kendimden demir set falan görüyorum. Bir yandan demir de pişiriyorum bu arada. Fazla demirim oldu. Yani geri kalmaya gerek yok. Demir set oluşturabilirim. Bitti bile. Derileri çıkartacağım. 36 tane demirim kaldı. Pişmeye devam ediyorlar. Hatta şunları da çevireyim. Güzel. Nether'ı merak ediyorum. Nether'a geçeceğim. Ve... tehlikeli bir bölge. Burada olsun istemezdim ya. Kötü oldu bu. Kendime bir parça buldum. Bu tarafa gelmek daha mantıklı. Diğer taraflar sıkıntı. Yukarı falan çıkmak istemiyorum. Hemen yolumu buraya bağladım ve şu taraflara falan gideceğim. Gidecek başka da farklı bir nokta yok zaten düzgün bir şekilde. gidiyorum bir şey yok hadi ama. Bazalt deltası da bitmiyor. Bitse çok daha iyi olacak da. Yani hiç sevmedim biyom burası ya. Çok tehlikesi var. Jüriye baksana, gitgide daha beter yerlere geliyorum. Oh be. Sonunda abi, o kadar yolu geldim buraya da. Ben buraya niye geldim? Ben speedrun mı yapıyorum abi, ne yapacağım burada? Buraya neden geldim? Neyse, kaleyi keşfedeyim. Güzel bir biyom bekliyordum aslında ya. Şu kemikleri falan alabilirim. Kötü arkadaşlar, kötü. Nether'a güzel bir biyom bulabilirsem orada biraz kasılırım diye düşünüyordum. İşte altın kasarım, ip elde ederim falan diye. Ama gidip şimdi mob farm yapacağım. Buralardan biraz kuvars falan alırım. Kale güzel, fena değil. Nether aşırı berbat. Şimdi geri döneceğim. Ben buraya daha sonra geleceğim. Böyle uğraşmaya, tehlikeleri falan şey yapmaya gerek yok. Kıytırık mob farmı kurmak gibi bir niyetim yoktu ama şu anki şartlar buna elverişli. Ağaca ihtiyacım olacaktı. Biraz kastım. Yapraklarını da destek bile olarak kullanma kararı aldım. Şimdi zeminin derin olması lazım ki verimi dengeli ayarlayalım. Oo, bir de bunlar vardı değil mi başıma? Gidim buradan. Klasik mob farmını buraya diktim. İstediğim şey aslında buradan ip elde etmekti. Sonrasında da kemik tozu falan kasacaktım. Ve ikisi de fazla geldi. 2 tane beyaz yün elde ettim bile. 11 tane de ipim var. Gerektiğinde kullanacağım. Ve burayı kasmaya devam edeceğim ama çok önemli bir nokta değildi. Kemiklerimi de alayım. Birkaç yay birleştirerek de saldırı için güzel şey. Tam oldu bu arada. Güzel ok. 43 tane var. Her şey iyi. Cürketleri falan belki satarız. Patatesimiz falan zaten vardı. Böyle şimdi geceleri atlatabileceğiz. Çok fazla panda spawn oluyordu ve beni sıkıntıya sokuyorlardı. Aslında bir bölgeyi yapabilir miyim bilmiyorum ama bir bölgede zombileşmiş köylü falan bulursam onu çevirmem lazım. Köylüler çok önemliler. Yatağımı ürettim. Burada uyuyabilirim. Tarlam da tamamen büyümüş. Hasat etmeliyim burayı. Patates bizim için iyi bir besin kaynağı olacak. Bir büyü masası ürettim. 2 tane de kitaplıkla bu iş olur mu bilmiyorum ama bir şeyler deneyebiliriz. Çok da kaliteli büyüler elde etmiyorum ama ufaktan bunlara yönelmem lazım. Şimdilik bunlarla idare edeceğiz. Madencilik konusunda biraz zayıfım aslında. Elmasım da çok fazla kalmadı. Bir tane var. Şerit madenciliği yapmam gerekiyor. Şunu söyleyelim alayım da. Burada da böyle bir ametist geodu bulmuştuk. Dürbün için zaten buradan ametist falan aldım. Şimdi toplamama bir gerek yok. Buralardan arayabilirim. Diğer taraflara çok fazla su altı yer çıkıyor. Zombi ne? Zombi inliyor var. Bir dakika abi. Bu tarafta. Aynen öyle. Zombi köylü inliyor diyor. Onu benim kesinlikle yakalamam lazım. Sesine doğru gidiyorum şu anda. Sesi kesildi. Buralarda mı acaba? Anlamadım ki. Ametist geodunun üstüne geldik. Evet, hala geliyor. Alt yazıları iyi ki açmışım. Var ya, görmesem duymuyorum bile. Anlamayacaktım. Yön çıkmıyor. Bence evet, tam baktığımız yönde. Yön yok hala. Ve mineshaft bulduk. Köylümüz de burada. Creeper var. Aman. Patlatabiliriz onu. Dikkat etmek gerekiyor. Creeper'ı öldürmem. Hayır. Takılı kaldım ya. Saçmalığa bak. Öldü değil mi?
Evet, az kalsın zombiden oluyordum. Bin ona hadi ya. Evet, böyle. Kayıktan da silinmez. Koordinatları da aldım. Bence biraz burada keşif yapıp bu arkadaşla ilgilenebilirdi ama bir tanesi bir işe yaramaz. En azından bir tane bulduk. Bu da bir şey. İpe çok ihtiyacım vardı. Burayı daha zamanlı bulsam iyi olurdu. Şimdi burada bir sürü ağ var. İşte biraz şans. O slime sesi de var. Burada bir yer var ve içinden çok önemli şeyler çıkmadı. Slime sesi var. Slime'ı bulmalıyım. Ve işte burası. Da niye bu kadar kalabalık? Balçı da görüyorum. Abi bu iskeletlerden nefret ediyorum ya. Pek bir şey elde edemedik gibi ama güzel güzel yine. İnci, 8 balçık falan. İyi. Benim zombim çil çil takılıyor. Nedir işlemlerine başlayabilirim artık. Burada kalsın. Köylü işlemlerine geçiyoruz. Güzel. Doğrudan sandıkların yanına geldim ve yine çok da istenilen şeyler yok. Sandık sayısı fazla ama çöp itemler var işte. Oo, istediğim şeyi buldum. Güzel. Geriye sadece biraz blaze çubuğu kasmak vardı. İlkini aldım. Nedir yumrularını çoğaltabileceğim küçük bir mağara açtım burada. Bir iksir tezgahı. Cama falan ihtiyacım var. Hazırlar. İksirlerim hazır. Şimdi altın elma gibi şeyler çok sıkıntıya biner mi? Baktığımda altınım var. 6 tane elmam da var. Hatta biraz da burada var. Pek sıkıntılı bir olay değilmiş. Zombi köylüden işlem yapacağım için elde ettiğim köylüler çok ucuz olacaklar. Buna dayalı olarak işlem yapabilirim. Bir tane şişeyle iki tanesini çevirsem aslında güzel olabilir. Ama bunun için yine çok fazla zaman geçirip bir tane daha zombi köylü bulmam gerekiyor. İlk Skyblock serilerimde ben yaptığım mob farmından zombi köylü elde etmiştim. Burada da elde edebilirim. Sadece biraz fazla beklemem gerekecek. Mağaralarda bulduğumuz gibi yine zombi köylü bulabiliriz ama burada bir nevi daha şansımız artar diye düşünüyorum. Yapacağım şey sadece beklemek olacak. Sakin olun. Böyle kontrollü bir şekilde onları öldüreceğim. Gelenleri eriyeceğim. Eğer düşerse sonuçta zombi köylüyü bir şekilde buradan çıkartacağım. Bakın kimi buldum. Tam telefonda falan ilgilenirken geldi. İki günün sonunda geldi. Biraz erken gibi geliyor bana ama yine 40 dakikamı falan harcadım bunun için. Şimdi gece de oldu, bunu oradan çıkarmanın tam zamanı aslında. Canı falan da pek yok. Yani sıkıştırmamam lazım onu. Zor durumda kalırsa bayağı sıkıntı olur. Üst tarafı da kapatıyordum işte, tam kaydı. Tekrar ayarladım. İşte onu nasıl bindireceğim onu düşünüyorum da. Buradayım bak. Gel. Evet. Canın çok az zaten. Hayır hayır. Beni de atma. Beraber inelim. Beni atma. Şimdi size bir mağara yapmam iyi olabilir. Önce bir alta inelim de. Beni öldürme. Güzel. Şimdi. Hızlıca onu yer altına sokmam lazım. Yoksa yanarak ölecek. Portalı kırdım. Onlara burada bir yerde işlem sağlayabilirim. Acaba o batar ve yolunu bulabilir mi hızlıca? Denemek istiyorum. Evet, batıyor da Creeper yine mi ya? Buradayım, alo. Beni takip edebiliyor musun? Ediyor. Gel 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 gel, boğulmadan gel. Hadi, çok iyisin. Çok iyisin. Ve işte bu kadar be. Bu kadar be. Yerini de hazırladım, gel. Ha, budur. Budur abi. Çok güzel. Şimdi sıra diğerinde. O da kolay olacak. Peşime takacağım, gelecek. Evet, sorunsuz gidiyoruz. Senin sağlığın biraz daha iyi ama şimdi yolumuza gidelim. Biner misin artık? Evet, şükür. Yakınlaştırdım ikisini de, ortalarına attım. Etkileri aldılar ve elmaları yediler. İlki dönüştü. Ve o da dönüştü bununla ilgilenirken. Sürekli bug'a giriyor. İndirimli fiyattan eşyalar alacağız. İşte bu güzel. Bu arkadaştan kazma, kürek, balta falan. Bu arkadaştan da zırh alacağım. Hayır, dışarı yok. Bundan başlayalım o zaman. Verimlilik 1. Oo, güzel, güzel, güzel. Büyüleri önemli, çok da iyi böyle. Onlara 3 tane yatak sağladım. Yemek verdiğinde sayıları birazdan artabilir. Ki nasıl istediklerini gördük. Açlar birazdan. Oo, çalıştı biri. Demirci. Güzel, tıkanmışlardı. İşleme devam edebilirim. Ne yaptık son olarak? Kırılmazlık 2 mi? Bayağı iyi. Aldım 3 tane. Teşekkür. Zırhlara başladık. Çok da güzel şeyler vermiyorlar ama ya beleş sonuç olarak. Ve koruma 2, atkı koruması 3. Tamam. Bayağı yedek elmas sette aldım.
Çıkartıyorum bunları. Artık elmasız. Kılıcımız falan yok. O da köylü istiyor. Bileme taşçısı lazım. Bunların sayısı artsın. Ondan alacağım. Hatta demir farmı falan da kurmam gerekiyor. Toplamda bu köylülerden aldığım şeyler bunlar. Çok fazla. Kırılmazlık 1'im vardı zaten. Kırılmazlık 2, 2'yi birleştirdiğimde. Kırılmazlık 3. Elmas kalmam olacak. Çok iyi. Hem köylülere ulaştık, bir şeyler yapabileceğiz. Hem de alet edevatlarımızı, zırhlarımızı geliştirdik. Bir taşla iki kuş vurmak bu. Verimlilik 1'lere 2 yapıp sonra da 3 yaptım. Neyse, burası creeper üretme tesisi gibi olmuş. Sürekli creeper ortaya çıkıyor burada. İlk zamanlarda bulduğumuz adacıkta birkaç malzeme bırakmıştım. Onları alacağım. Artı topraklarını falan toplayacağım. Mağaramı biraz daha güzelleştirmek istiyorum. Oo, paylaşım yapacaktım ama yeni bir üye gelmiş zaten. Güzel. Şimdi zemini toprak falan yapmak istiyorum. Biraz daha güzel görünsün. Tamam, böyle birazcık daha değişik bir ambiyans oldu. Sandıkları düzenliyordum ve ikinci bebek de gelmiş. Şu anda yapmak istediğim base'e başlayabilirim aslında bu denizde ama korkuyorum. Çünkü daha sonradan koyduğum şeyleri değiştirebilirim. Ama en azından ölçü belirlemiş olacağım ya. Bence şimdi yapabilirim bunu. Öncelikle şuradaki genişliği düşünün. Ve dairesel plakalar. Hatta başlayayım, ondan sonra sunayım. Merkezi bir bölge olacak. Diyelim ki burası merkez olsun. Yüksekliği ise normalin çok çok üstünde. Seviyelerde tutmam lazım. Mesela 80. Çok mu? Değil. Burada daire oluşturacağım. Yapmak istediğim base için gerekli şekli verdim. Burada kat kat artan bir adacık var. Ama tam olarak her şey bitmiş değil. Yaptığım şey sadece şekil vermek oldu aslında. Detayını vermem gerekiyor. Yapraklar, zeminin detayları, şuralarda falan taşlaşma olacak. Yani yapacağım çok iş var. Ama gelişim sürecine göre yapmam gerekiyor. Bir anda atılamam. Çünkü çok zor oluyor. Şurası var ya, benim 15 Minecraft günümü aldı. Hatta daha fazla. Şu küreyi kaç defa tamir ettim. Yorucuydu. Ama gelişimimi de dengeli bir şekilde yaparsam biraz daha iyi olabilir her şey. Manşetlerle takılırken yosun blokları buldum ve bunları zeminde kullanmak istiyorum. Çimeni geçeceğim, burası tamamen farklı bir adacık olsun istiyorum. Bunun yayılımı falan ağaç için de bayağı bir olanak sağlayacak. Bir nevi aslında bunun görselinden ümitliyim. Bakıldığında fena durmuyor aslında. Yapay adamın zeminini tamamen yosun bloğuyla kapladım. Her yeri değil de tek tek böyle toprak bıraktım, güzel göründü. Sarmaşık gibi. Şimdi ihtiyacım olan sistemler, farmlar falan var. Ufaktan ufaktan bunları adacık noktalarına yapacağım. Şurada büyük bir ev yapabilirim aslında. Sığabilecek şekilde. Merkezde evim olur. Çevrede de farmlarımı falan doldurmuş olurum. Yapmak istediğim şey ilk katlarda şeker kamışı tarlası ve normal bir tarla oluşturmak. Bunun için yerlerimi seçtim aslında. Bir burası. İki de burası. Oo, üç taraftan da böyle görünüyormuş. Hiç dikkat etmemiştim. Çok garip görünüyor. Zeminini falan da kaplamam lazım uzaktan, tam bir adacık gibi görünmesi için. İniş çıkışlarıma merdivenleri şöyle yapıyorum ama daha sonradan belki şu kenarlardan uygun merdivenler indirebilirim. Oo, ben buraları toprak falan yaparım diye düşünmüştüm. Yosun bloğunun şeker kamışının konumunu ilk defa gördüm. Güzel. Kamışları büyüdükçe buralara serpiştireceğim. Yerini hazırladım. Daha önceden sistem ve farm videosunda hazırladığım 8'li bir fırın sistemim vardı. Onu 4'e düşürmek istiyorum ve buraya yapacağım. Daha önce böyle bir şey denemedim ama bence bunu başarabiliriz. Mesele Hunyu vagonların hizasında. Şimdi ben her şeyi normal bir şekilde yaptım. Tam buraya merkezi bir şekilde Hunili vagon yerleştirmem gerekiyor. Bunun aslında çok zorlama olacağını sanmıyorum. Attım bunu buraya, itikliyorum ve dördünün de merkezinde durabilir mi böyle? Evet, duruyor. Test yapalım mı? 16 tane attım. Ve 4, 4, 4, 4. İşte bu kadar. Çok büyüğüne de ihtiyacım yok. O yüzden böyle küçük yapmak istiyorum. Bunları temizleyeceğim. Sonra hizalama usulü buradan altı cam basmam gerekiyor. İşte bu kadar.
Şimdi buraya tek sandık koysam da merkezi bir şekilde 4 huniyede malzeme bölüştürebileceğim. Ve yine deneyelim. 16 at. Hızını gördünüz. Ve evet, hepsine eşit bölündü. Çevresini tuzak kapısıyla kapattım. Böyle çok daha iyi görünüyor. Bir şey olduğunda burada artık fırınlarında hızlıca işlem yapabileceğim. Sadece içerilerini, yakıtları manuel olarak doldurmam gerekiyor. Çevreye açelya ağacı falan diktim ama bunları keseceğim. Şimdi köylülerimi buraya getirip burada onları çoğaltmaya çalışacağım. Hatta onlara gerek tarım alanında su sunabilirim. Kendi kendilerini çoğaltırlar, paylaşım yaparlar falan. Burada iki parsel var. Bu kısımda ben köylülerimi ticaret için tutabilirim. Bu kısımda da tarımlarla falan ilgilendirebilirim. Onların buradan düşmemesi için elbette ki çevreyi kapatmam gerekiyor. Yerleri bir nevi hazırladım da onları yeryüzüne çıkartmam gerek. Yine biraz uğraşacağım. Suda umarım hızlıca yüzebilirler. Şimdi bir taktik denedim her zamanki gibi. Buna gelmeye çalıştı. İşini algıladı ve direkt yüzüyor. Güzel. Bunları buraya getirene kadar canım çıktı ya. Oyundan soğudum, yemin ediyorum bu kadar kötü bir yapay zeka yok. Anlamıyorum, dümdüz gidiyorlar. Ne var orada acaba? Ne var da ona gidiyorsunuz? Bir türlü kafam basmadı yani. Bu arkadaşları buradan çıkartmak gibi bir niyetim yok aslında. Doğrudan bence demir farmına da yakışır bunlar. Buyurun size yatak. Sıkışabilecekleri yerleri kapatıyorum. Bazen bebeler tekli yok ya, buralara falan giriyorlar, orada büyüyorlar. Ölüyorlar, bir anlamı kalmayacağı için ben de ayarladım onu. Çoğalmak için pek bir eksiklikleri kalmadı. Buradaki işlere bakacak gibi gübrevalli olayını da yaptım. Evet, güzel. Biraz yanıma malzeme aldım ve nadire geçtim. Şimdi burada Warped Forest arayacağım ve orada çarpık mantardı sanırım. Allah. Mantarı toplayıp Hognim Farm'ı kuracağım. Deriye ihtiyacım var. Hayvan falan bulamıyorum. Sıkıntı oluyor. Ben de çözümü bu olarak gördüm de oyun kazıyor. Neyse, arayalım bakalım. En de sonunda bulacağız. Ki çok da zorlamamıza gerek yok, böyle tek tük bunlar gibi çıkıyorsa rahat olacak. Crimson Forest bizim için daha önemli. Ve Crimson Forest artı burç kalıntısı. Güzel oldu bu. Alabildiğimi şimdilik aldım. Farmı da şuralara falan kuracağım. Şöyle bir şey. Farmı kurar kurmaz bir süre AFK kalacağım. Tekrar geçmem falan biraz zor olabilir. Ya da farm yapmaktansa burada mı avlasam baya baya ya? Zaman kaybetmektense burada onları avlayabilirim. Mantıklı geldi bir an. Şöyle yarım stek falan deri yapsam bence kitaplık için yeterli. Ay 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 ay. Biraz sürecek gibi bu işlem. Oha, bunu uzun zamandır görmemiştim. Benim avımı çaldılar ve dans ediyorlar. Size hainler size. 36 tane oldu, bir hesaplayacağım abi. 12 tane kitaplık yapabiliyorum şu anda. Bence dönmenin zamanı geldi. Zaten yemek iyi, tamam, onları pişiriyoruz da. Kalkan gitti yani, şu anda zor durumda kalabilirim. Yani döneceğim. Şimdi mesele kitap ve kitaplık işi. 27, 9 ve 12. Sanırım şu anda 30 seviye olur. Tam buralara kurabilirim aslında. Bu gibi şeyleri buraya adamak istiyorum. 24 mü? Ne? Şuralara falan da koymam lazım galiba. 2 tanecik. 1, 2. Ve 28 nasıl ya? Son 1 tane istiyor ama bende deri kalmadı abi. Çok üzücü bir durum değil mi? Gidip 2 tane daha deri bulmam lazım. Sadece 2 tanecik. Ne durumdayız? 30 oldu sonunda. Verimlilik 4 diyor. Ama bende seviye yok. Bu iş tamam. Sıradaki işlere bakacağım. Bulduğum örümcek spawnlarını değerlendireceğim. XP farm yapmaya çalışacağım. Bir şeyler yaptım ama tam olarak bitmedi. En azından iş görüyor gibi. Burada biraz XP kasılabilir, ip de kasılabilir. Sevdim. Dikkat edilmesi gereken şey örümceklere yuva yapmak, onların tırmanmasını engellemek. İtemleri de şu aradan falan toplayabilirim. Hiç şimdilik koymaya gerek yok. Böyle köşeden hepsini çektim. Güzel, güzel, sandığımdan daha iyi. Burada bunlar biriktirilip böyle kesilebilir. Sadece fall damage almıyorlar falan, böyle hasar almıyorlar. Ölmeleri uzun sürüyor. 30-40 dakika boyunca burada AFK'ydım ve artık sıkışarak ölüyorlar. Deli gibi örümcek birikti. Birazcık zaten ip kasmıştım. Burayla... Oha! Hasar almadan tek attım onlara. İyiydi. Sesleri kısmıştım, çok baş ağrıtacak durumdalar. Kaç tane vardı bilmiyorum ama toplamda 102 tane canlı var şu anda. Ve 30 oldum. Artık gidebilirim buradan. Vay, uzaktan güzel görünüyor base. Çevresini çok dolduramıyorum aslında. Doldursam daha güzel olur da. Kasılmaya göre oynuyorum. İhtiyacım olmuyor. Buna basabilirim. Güç 3 geldi.
çok da iyi değil. Bu bölgeye çadır falan kurabilirim. İp de kastım hem. Yeterli olur mu bilmiyorum ama. Yani 45 tane küçük bir çadır benim klasik çadırlarımdan eder. Tam merkezi konumuna. Olur bence. Gönül isterdi ki farklı renklerle falan dizayn edeyim ama boyam yok. Tamam, bu seferlik çadırım böyle olacak, sade. İp falan da bağlayamıyorum, hayvan yok. Bayağı sıkıntı. İçeriye birkaç tezgah falan. Güzel. Böyle iyiyiz. Yemek. Pişsinler bakalım. Yapısal birkaç değişiklik planım var. Mesela şurası benim portal adacığım olacak. Buraya nedir tasarımı yapacağım ve oraya portalımı koyacağım. Kolemi nedire gönderdim. Evet. Burayı da bitirdim. Yemekler pişmiştir. Madenleri attım. Evet. Fazla olmuşlar. İyi bir aklıma geldi yani. Böyle güzel oldu bu. Peki sizin durumunuz ne? 3 tane fazladan köylüm var. Yine bir golem daha spawn olmuş. Bir demir farmı patlatırım ben şimdi. Böyle ona ayrı bir adacık yapacağım. Çünkü buraya demir farmı yaparsam bu bütün adaya. Ha, bir tane daha var. Sürekli kötü yerlerde iron golem spawn olur. Şeker kamışlarım büyümüş. Tarlam da tamam. Alt seviyelerde bir adayı da Ruhkumu Adası yapacağım. Oraya da Nedirumus'u falan ekeceğim. Tamamen görsel duracak. Adaları biraz değerlendiriyorum gibi düşünebilirsiniz. Burayı da hallettim. Şu kadarcık yer kaldı ama biraz büyüsünler. Topladıktan sonra orayı da halledeceğim. Yetmedi yani. Şimdi demir farmına geçebilirim işte. İşlere gidiyor sıra zombi de. Zombi işlemini yapacağız. Zombi. İşlem... Şansa bak, çabuk gitmem lazım. O da bana geliyor ama... Dur. O iş öyle değil zombicim. O iş öyle değil. Gel sen buraya tekrar. Buradayım. Gel. Elini item aldın. İçime tükendi. Kullanmamı bile gerek kalmadı. Gel, evet. Evet. İşte bu kadar be. Ne zeki bir zombisin sen. Şimdi onu taktiksel düşürmemiz gerek. Basamaklarla. Üzerini açacağım. Bana vuracaktır ama köşelerden onu itikleyeceğim. Aa, vurmuyor. Bu çok zeki bir hayvan ya. Hayvan dedim ama zombi işte. Tam şuraya. Tuzak kapısı. Bunun üzerine de şöyle basamak veya blok koyacağım ki ışıktan etkilenmesin. Zombimiz hazır ama şimdi köyleri getireceğiz ya. Köylüler paniklemesin diye çevresini kapalı tutmam lazım. Bitti. Golemin öleceği yeri yapacağım sadece. Evet, başarılı. Kalan şeylerden bir tanesi şu Rukum'un çevresini düzenleyeceğim ve buraya bir adacık yapıp buradan köprü bağlayacağım. Sonra da mob farmı. Şimdi bir süre demir farmında falan AFK kaldım ve baya demirim birikti. Mob farmı yapmaya başlayabilirim. Mob farmını da şu tarafa falan yapacağım. Açı bakımından buraya da yapabilirim aslında. Ama alt tarafa gölgelik yapmasını istemiyorum. Sıkıntım bu. Buraya yapabilirim ya. XP'li bir şey yapacağım. 252. katmana geldim. Buradan yukarısında ufak bir sistem yapacağım. Zaten birkaç blok sonra zaten dünya sınırına ulaşıyoruz. Burası bizim gölge sağlayacak platformumuz olacak. Merkezi belirledim. 4 köşeye de 21 blok gidiyorum. 2 köşede her şey olması gerektiği gibi. Bu alanın içerisini şimdi kaplamıyorum. Kapladığımda tamamen karanlık olacak. Ama bunu yaparsam şimdi büyük sorunlarla karşılaşabilirim. İşlemim mobların spawn olacağı platformları belirlemek. Tüm işlemleri bitirdim. Altta öldürmeye kadar hepsi hazır. Sadece şu platform kaplanacak ve buraya bir zamanlayıcı ayarlayacağım. Birçok şeyi bitirdim. Momlar şu anda burada birikmeye de başladılar. Onları böyle öldürerek... Oo, güzel. Arkadakileri ön tarafıma biraz itikleyebilirim. Bir sistemle falan. Onun dışında çok iyi. Tabii örümceklerin soruyu atacağını zaten biliyordum. Yani fena değil. XP önemliydi. Hemen ısıcı seviye oldum bile. Sadece birkaç dakika bekledim ve sonuç bu. Deliler gibi birikmişler. XP konusunda çok işe yarayacaklarına eminim bu farmın. Malzeme konusunda da. İyi ki böyle bir şey yapmışım ya. Çok iyi oldu. Şu platformu 2 dakika bile yapmaya çalıştığımda bu kadar
biriktiler. Güvenlik duvarı da yaptım. Bunun ötesine geçersem hem creeperlar bazen tıslayabiliyor hem de örümcekler bana vurabiliyor. Ama burayı geçmediğim sürece hiçbir sorun yok. 40 seviye oldum bile. Gelişimin en iyi adımlarından biri oldu bu. Oha, buraya kadar balık yüzmüş. Acayip iyi. Ta alttan geldi bunlar bir de. Alttaki mağaradan biraz elmas falan malzeme aldım. Şimdi büyü basma zamanı. Hatta bunu yukarıya da taşıyabilirim. Orada XP'lerimi hemen kullanabilirim. Önce bunların tabii ki büyüsünü sökmem lazım. Sonra size neler geliyor buna bakmam gerekiyor. Solungaç 3 önemli bir büyü. Kırılmazlık 3, koruma 4 çok iyi. Kırılmazlık 3, koruma 3 kötü. Kırılmazlık 3, koruma 4. Verimlilik 4 veriyorsun ha. Boş. Servet 2. Güzel işler olacakken maalesef XP'm bitti. Ama fena değil, böyle böyle işleri şey yaparız, güzelleştiririz. Zırhım da beni bayağı idare etmişti. Artık birçok şeyi fullleyebileceğiz çünkü inanılmaz bir XP farmımız var. Bir tane de elmas kılıç yapıyorum. Köylülere çok fazla giremedim ama onlarla da bir şeyler yapmak iyi olabilir aslında. Demir farmına da bakmak istiyorum. Burada ne kadar malzeme birikti bir bakalım. Alta indim ve... Gerçi çok uzak olduğum için çalışmamıştı diyecektim. 1.5 stack. İyi. Hala golem de gelmeye devam ediyor. Sevdim. Büyü masasını falan taşıyacaktım ama her şeyden önce önemli olan şey buraya ulaşımdı. Ulaşımı da hızlı hale getirdim. Artık çok daha rahat bir şekilde buraya tırmanabileceğiz. Masamı da buraya kurdum. Bir yandan kasılacağım. Bir yandan da burada XP'lerimi harcayarak büyü elde edeceğim. Bir saattir buradayım. Kendime öyle güzel itemler ayarladım ki. Uzun bir süredir dandik dandik büyülerle bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Koca bir bait ortaya çıkarttım. Bunlar bende olsa çok daha hızlı olurdu. Elde ettiğim itemlere gelecek olursak... Tek tek saymama gerek yok, göstersem aslında yeterli. Kılıcım çok iyi ama maalesef kırılmazlığı yok. Ama zamanla olacaktır. Şu anda çok çok iyiyiz. Farmımızın etkisi bunu gösteriyor. Burada bir ton malzeme de depoladım bu arada. Geri kalanları falan hep atıyorum, öyle fazlalık istemiyorum. Ben ok isterken sürü sürü ok attım buradan. Sildim. Burada da bir ton malzememiz var. Barutta falan bir şeyler yaparım diyordum. Netherite ararım diyordum ama kum toplamam gerekiyor. Ona da yer vereceğim. Ağaç farmı bile yapabilirim şu an. Çürüketlerle de item alışverişine gidebilirim. Yapabileceğimiz çok şey var. Şu anda çok çok iyi konumdayız. Böyle atlıyoruz aşağıya. Şunun yakında duruyoruz. Hop bir daha. Oy. Böyle oynuyor muymuş bu ya? İlk defa gördüm. Şimdi madem elde ediyoruz, şu çürüketleri değerlendirelim. Hemen bu taraf ticaret için demiştik. Bir tane buraya. Rahipçi bekliyorum. Geliyor. Şimdi. Ticaretimizi yapıyoruz. Olayımız bu. Büyü falan basmayacağım galiba büyü masasında. Artık yapacağım şey oradaki kitaplıkların birkaç tanesiyle kürsü oluşturmak. Almak istediğim büyüler var. Tamir falan. Olabilir. Mantıklı hareket edelim. 3 tanesini aldım. Kürsü yaptım. Sen de durumlasın. Açılmış. 32 tane oldu. Böyle böyle bunları kastırırım yani. Uygun fiyat değil ama olsun. 2 tane de kürsüyü buraya, hatta 3 tane kürsüyü buraya attım. Gelin bakalım. İstediğim şey tamir büyüsü elde etmek. Ganimet 3 geldi. Ama istemiyorum. Dikenler 3. Ama yine istemiyorum. Keskinlik 4. Geldi. Ama 28'e. Alır mıyım? Aa, kitaplar da sınırsız oluyor değil mi? Dur bakayım. Evet. Kitabım yok henüz almaya. O bir dursun, ben mantıklı bir şey yapacağım. 22 geldi. 21 geldi, dalga geçiyor. Birbiri düşürüyoruz böyle. 17 oldu. Gitgide düşürüyorum bu arada. Kazmama tamir, kılıcıma tamir basıyorum. Ve artık büyülerle işim bitti. Kılıcımı tamir ettim. Şimdi Nether'a gideceğim. Blaze çubuğu falan artı Enderman keseceğim. Warped Forest'a geldim. Ve buraya gelir gelmez de artık son biyomdu. Gelişimimi yaptım. Enderman avlayacağım. Ganimet 3'üm de var. Çok etkili olacak. Ganimet 3 sayesinde yaklaşık 5 dakikada 5-6 tane Enderman'le bu kadar ince elde ettim. İhtiyacımı fazlasıyla karşılıyor. Şimdi döneceğim kaleye. Oy, kafa düştü. Çok iyi. Bir wither kesmemiz yok mu ama? Oo! Lan! Ne yapıyorsunuz? Alo. Aha! Aha, bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. 13 tane de 2 tane. Güzel. Kaldı bir tane. Bir şey kalmadı ki. Aha! 3. de geldi. Bitti. Çok güzel bir gelişim yaptık bugün. Çok güzel.
Wither ve Dragon'u kesmek için hazırım. Hatta Wither'la başlayacağız işe. Şunları çevirelim, yola koyulacağız. Buradan ayrılmadan Wither'ı keseyim diyorum. Bunu ise yeraltı mağaralarında yapacağım. Elmas aradığım tüneller var ya, orada. Çok zorlar mı emin değilim ama burada onu ortaya çıkartabilirim. Şans eseri böyle ayaküstü kafaların hepsini topladım. Bu beni fazla şaşırttı. Ve Wither hazır. Yüklensin, şimdi onunla kapışacağız. Rahat olacak. O lav falan çıktı. O kadar iyi vuruyor ki yayım. Canı yarıya indi bile. Artık iniyor, evet. Vs atmanın zamanı geldi. Ve Wither öldü. Yıldızımı aldım. Güzel, burayı da paramparça etti. Bir geodu Wither yok edebiliyormuş, bunu gördük. Şimdi temsili bir fener kuracağım. 4 tane bence yeterli olacaktır. Fener. Bunu ise adacıklarımdan bir köşeye, yani buraya yapsam sorun olur mu? Bence olmaz. Tam anlamıyla bir çalıştıralım bakalım. Feneri eve getir. Alabileceğimiz gelişimlerse çok sınırlı. Hızı alabiliriz. Demir farmına göre de artış gösterir bu. Umarım dünya kendiliğinden bir Stronghold oluşturmuştur. Eğer oluşturmadıysa bunca çabam biraz boşa olacak. Ha, sıkıntı olursa kendim bir portal oluşturacağım Kritiv'den. Ve... Evet, tam da bahsettiğim şey oldu. Yok, dünya bir Stronghold oluşturmamış. Bunu komutlarda da kontrol etmek istiyorum. Maalesef bu dünya ayarlarında oluşmamış. Kritiv'den 12 tane, buralarda sıkıntı yok değil mi? Buraya kuracağım portalı. Hatta aklıma bir şey geldi. Buraya da bir şey yapabilirmişim. Aynen. 12 portalı buraya merkezden yerleştirdim. Ve onları açıyorum. Evet, böyle olsun istemezdim ama maalesef dünya ayarlarında bu yokmuş. Kontrol de etmemiştim. End bizim için şu anda hazır. Savaşabiliriz. Okum, yayım, zırhım, birçok şeyim, kalkanım falan, her şeyim hazır. Bir de yanıma su alacağım. Sonra artık geçebilirim. Kanat aramaya da gideceğim bu arada. Hala vaktimiz var. Ve End'deyim. Yine güzel bir başlangıç End için. Kuleler güzel. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9 ve 10. Sıra Dragon'da. Onu da hiç şüphesiz çok rahat öldüreceğim. Oyunum hard'da olmasına rağmen. Son vuruşları yapacağım. Artık bitti. Ve portal açıldı, yumurta oluştu, XP'leri aldık. Sadece okyanusta günlerce hardcore modunda hiç ölmeden hayatta kaldım. Yumurtamı da aldım. Oyun bitti. Dragon'da yumurtasını şöyle şimdilik buraya bırakacağım. Artık sona yaklaşıyoruz. Yapmam gereken aklımdaki birkaç plan var. Onları yapacağım ve bu dünyaya veda edeceğim. Elimden geldiğince her adayı yaptım. Sadece buraya bir End Adası eksik kaldı. Şu kısımcığı da End Adası yapacağım. Gün battı ve 100. güne geçtik. Böyle bir macerada 100 gün içerisinde yaptığım şeyler bunlar.